Başlıyor muyuz efendim? Başla. Herkesin keyfi yerinde mi? Çok. Tamam, o zaman gidebiliriz. Şimdi bugün NFT konuşacağız. NFT öyle son yılların canavar malı. Birazcık körün fili tarif ettiği gibi bir şey. Türkçesi de pek yok. Güzel, havalı bir Türkçe aramaya çalıştım. İkame edilemez biricik varlıklar falan gibi şeyler çıkıyor. Bir de bu token lafını sözlükler jeton diye değiştirince iyice ilginç oluyor böyle. Hani böyle bir tane eseri alıp atıyorsun telefona, alo falan gibi. Onun için hani neresinden baksan tarifi zor. Onun için körün fili tarifi burada en doğru. Üstelik de sağlam bir beklenti haline geldi. Ben işte aramızda konuşurken bu Red Kit'te falan da çok vardı. Altına hücum yılları. Herkes hep beraber koşar. Erekler ellerinde içinden bir gram altın bulacak diye. Üstelik de şehir efsaneleri vardır. Beeple Crab 69 milyon dolar çaktı. Sotheby's'da bilmem ne oldu. Refik geçen hafta 1 milyon çaktı falan. Şimdi tabii böyle olunca da hani altına hücum daha da zevkli hale, daha da heyecan verici hale geliyor. Onun için aslında bakarsanız bugün tabii ki işin merkezinde NFT ve sanat var ama bütün çerçevesiyle konuşmak istiyoruz. Çünkü ne olursa olsun konuştuğumuz şey bir blockchain meselesi. Ve blockchain bundan sonra dünyanın düzenini değiştirebilecek bir şey. Her ne kadar Arda yani Fransız devrimi bu ya bunu da büyütmeyin diyorsa da böyle bir şey olabilme şansı var. Geçen hafta Christine Lagarde yani IMF'in, Dünya Bankası'nın da ittirerekten başında olan hanımefendi, yok lan olur mu öyle şey, geçiniz dedi. Dolayısıyla devletlerin hala da kabul etmediği bir blockchain üstünden bir herkesin sahiplik belirleme ve biricik sahipliğini konuşuyoruz. Bugün bu sahiplik meselesini de ayrıca konuşacağız da ama her şeyden evvel bu devletler kabul, blockchain, cryptocurrency, kripto falan diye eskiden kriptolar casuslar için falan kullanılırdı biliyorsunuz. Şimdi başka şeylere kullanılıyor. Onun için önce Eda Hanım'dan başlamak istiyorum. Nedir bu kripto? Ne oluyor? Ne bitiyor? Niçin size sorduğumu sizde arkadaşlarımız elbet biliyordur ama gene de iki satır söylerseniz memnun olurum. Onun için de ne oluyor bu kriptoda? Nedir? Ne değildir? Hayatımız kripto mu? Bundan sonra ne olur? Teşekkürler Levent Erden. İsmim Eda Elif Özbek. BTC Türk'ü belki birçoğunuz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Yaklaşık 4 yıldır BTC Türk'ün pazarlama iletişimini üstleniyorum. BTC Türk de aslında Türkiye'deki en eski ve hatta dünyadaki de ilk ve şu an hala varlık gösteren kripto para alım-satım platformlarından bir tanesi. İş Bitcoin'i anlatmaya gelince biz aslında şuradan başlıyoruz ama çok daha eskisi de var. 2009 yılında Satoshi Nakamoto adı verilen, kim olduğunu hala bilmediğimiz, bir kişi mi, bir grup mu olduğunu bilmediğimiz birileri tarafından bir foruma Bitcoin makalesi post ediliyor. Aslında 31 Ekim'de bunun yine yeni yaşında kutlayacağız. 2019, 31 Ekim 2009 yılında, özür dilerim, Bitcoin makalesinin çıkışıyla aslında Bitcoin ve kripto paralar hayatımıza giriş yapmış oluyor. Bitcoin'in temel önermesi nedir aslında? Biz bunu NFT'lerin içinde de fungible kelimesiyle görüyoruz. Bitcoin bir fungible token'dır aslında. Blockchain kelimesi şu anda birçok endüstriyi etkiliyormuş gibi gözüküyor. Her şey blockchain'e çözülür mü, çözülmez mi? İşte bir takım best practice'ler elde etmeye çalışıyoruz ama şu an yaklaşık 10 yılı geçkin süredir blockchain'in en iyi kullanım örneğini biz Bitcoin'de görüyoruz. Bitcoin'in aslında hacklenemez altyapısını blockchain'e borçlu olduğunu biliyoruz. Ama Bitcoin sadece blockchain tarafındaki sahiplik, aitlik, koruma ve saklama tarafındaki değerlerin yanı sıra başka özgürlük gibi, aracısızlık gibi değerler de hayatımıza katıyor. Ve aslında düşünüş şeklimizin hem bir sonucu olarak hem de bütün bugün iş yapış stilimizi NFT gibi yepyeni bir kavramla yoğuracak bir şeyin ilk meşalesini açıyor diyelim. Bitcoin'in özellikleri arasında sınırlı sayıda olması, yani bir sağlam varlık olması var. Levent Erden'in de söylediği doğru şey. Sağlam varlık ne demek? Aslında altın gibi, gümüş gibi birilerinin kararınca üretilemeyen ve aslında sahipliği belli olmayan ama insanlar tarafından tanınırlığı olan varlıklara biz sağlam varlıklar diyoruz. Bitcoin 21 milyon sayısıyla sınırlandırılmış. Her bir Bitcoin
100 milyon Satoshi'ye eşit bir şekilde bölünebilir ve bir merkezi olmayan, bir aracısı, aracıya ihtiyaç duymayan bir yeni para teknolojisidir aslına bakarsanız. Neden aslında bu bir Bitcoin'in 100 milyon Satoshi'ye bölünebildiğini söyledim? Çünkü aslında Bitcoin fungible bir token. Çünkü her bir Satoshi diğer bir Satoshi'nin yetenekleri seviyesince aslında bize özgürlük tanıyor. Bitcoin'in de non-fungible olduğu bir durum söz konusu olabiliyor. Aslında buradan da non-fungible'ı birazcık göz atmış oluyoruz. Bitcoin'in suçta kullanılan, yani bir takım kötü adamların diyeyim ki, bence o kötü adamlar aslında teknolojiyi hep bugün bizim konuşabileceğimiz kadar yaydıkları için bence anti kahraman gibi de adamlar. Kötü adamların kötü işlerde kullandıkları Bitcoin'leri siz şu anda piyasa değerinin daha altına alabiliyorsunuz. Çünkü o Bitcoin'ler İngiliz dilindeki the gibi aslında özelleşmiş bir takım Bitcoin'ler oluyor. Yani ne oluyor? Fungible yeteneğini kaybetmiş ve non-fungible statüsüne geçmiş oluyor. Non-fungible token'lara baktığımız zaman non-fungible demek ne demek aslında? Ben fiziksel dünyadan bir örnek vereyim. Levent Erden'in iki tane kitabını aldım elime. Levent Erden'in bir kitabını da Levent Erden'e imzalattım. Şimdi bu ne demek oluyor aslında? Ben Levent Erden'in herhangi bir kitapçıdan aldığım, alabileceğim kitabından içeriksel olarak aynı olmakla birlikte Levent Erden'in imzasını taşıyan bir biricik kopyasını elde ettim. Bu aslında da fiziksel dünyadan bu verdiğimiz örnek, bu kitabı diğer bütün içeriksel olarak diğerleriyle aynı olsa bile biricik hale getiriyor. Yani aslında bakarsanız şöyle hızlıca toparlamak gerekirse şu anda bütün bu dünya bizim değer olarak algıladığımız şeyleri kökten değiştirmeye oynuyor. Yani biz şu anda bir kahkahadan, Jack Dorsey'nin ilk tweetinden çok sanat eseri konuşuyoruz ama aslında NFT sadece sanat eseri demek değil. Burada pazar günü saat 12.45'imizle 13.45'imizde NFT yaparak satmak mümkün. Dolayısıyla değer tanımlarımızı kökten değiştiren ve sanat dünyasına da çok kalıcı bir etki yapabilecek aslında, nasıl finans dünyasına yaptığı gibi. Aracısız ve bir sanat galerisine ihtiyaç duymadan bir platformda kendinizin tanıtabileceği, bir şekilde herhangi bir otorite tanımanıza gereksinim duymadan sadece teknolojiyi öğrenerek içerisine girebileceğiniz yepyeni bir komüniteyle buluşma imkanı sunuyor diyeyim. Harika. Peki bu arada tabii iş bu kadar yeni olduğu için yine de çok fazla bu pilavın su kaldıracağı da kesin. Yani devletin dışarıda kalıp kalmayacağı, hele hele beni en çok ilgilendiren kısmı, ki bunu daha sonra birazcık daha konuşuruz, sahiplik meselesi. Neden insanlar sahip olmak istesinler? Bugün sahiplikten çok aidiyet konuşurken acaba bu aidiyetle sahiplik arasında orta yerlerde mi falan gibi böyle çok ince yerlere birazdan gireriz. Ama Arda, burada senden devam etmek istiyorum. Şimdi burada hoş bir şey var. Blockchain, bana sorarsanız her taraftan girecek ve blockchain'in ne olduğunu en iyi biz Türkler biliyoruz. Çünkü biz adresimizi bile veremeyiz, biliyorsun. İkametgah ilmi haberi almak ve noterden onaylatmak zorundayız. Dolayısıyla biz notersiz bir hayat yoktur. 10 yaşından itibaren hepimiz noterle tanışırız. Noterde o çaktık 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 adamlar damgalarlar. Yani bir tür mintleme yaparlar. Çünkü o damga da onun bir minti, o notere mintlettiriyorsun. Doğru valla. Güzel benzetme. Tabii ki, yani bu bir noterlik müessesesi ve en iyi Türkler bilir bunu. Çünkü notersiz bir hayat geçiremezsin. Ve burada maalesef noter bütün bir dünya. Yani her kim ki işin içindedir, herkes noterdir diyorsun. Bu arada mintlemek de çok güzel bir laf. Mintlemek biliyorsunuz. Nanelemek gibi anlaşılıyor. Teknik lafı aslında damgalama. Darphane var ya, darphane darp etmek. Yani metali darp etmek. Dolayısıyla aslına bakarsanız işlerinizi darp ettirtiyorsunuz, damgalattırtıyorsunuz değil mi? Şimdi bu kadar bir toplu kabulle bir şeylerin sahipliği var. Sen bu sahipliği çok uzun zamanda tekil sahiplik, çoklu sahiplik, sahip olmak üstünden değerlendiriyordun. Yani şimdi sanat eserine sahip olmak güzel bir şeyden. Burada nasıl bir sahiplikten bahsediyorsun? Sonra ondan sonra Ferda'ya soracağım zaten. Teknik anlamda mı soruyorsun? Bilmem abi. Şimdi tabii ki Arda Reis'e soru sormak zordur. Çünkü teknik anlamda mı, edebi anlamda mı, şiirsel olarak mı soruyorsun? Bunu kasaptan mı yoksa kediden alırken mi, nasıl yapmalı gibi sorularla karşı karşıya yakalıyor. Çünkü her biri için ayrı cevap var. Zateniniz nereden anlıyorsunuz oradan? Ben buyurun. Nereden anlıyorum? Ya, yine başladık.
giremiyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda sana. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani teknik olarak yerden başlayınız benim. Zaten siz kendinizi nerede rahat hissediyorsanız oralardan meydan sesin, buyurun koşunuz. Ya şöyle, bizim teorimiz değil de hep konuştuğumuz şey. O kadar çok yazdık, konuştuk ki artık. Şimdi şey değişiyor, dünya çok değişiyor ve demin daha bir sanatçı arkadaşım, çok da ünlü bir sanatçı arkadaşımız işte yine bizi çevirir, bizi çok başımıza geliyor bu aralar. İşte nasıl yapacağım ben bu işi, nasıl edeceğim? Şeyi anlatamıyorum. Ya diyor, ben şimdi ne yapacağım diyor. Bunu diyor dijital dosya olarak koyacağım oraya. Evet, birisi alacak bunu. Evet ve şu kadar para verecek. Sen belirliyorsun fiyatı ve onu alıp ne yapacak diyor. Basıyor mu, ne yapıyor diyor. Hiçbir şey yapmıyor diyorum. O JPEG olarak duruyor mesela, işte cüzdanında, wallet'ında duruyor. Ya da işte bu iş için yapılmış mekanlarda isterse sergileyebiliyor. Ya da profilinde gösteriyor. Peki niçin yapıyor bunu diyor. Diyorum yani şey... Bir pisuarı niye müzeye asarsın ya da o pisuarı niye birisi satın alır? Ya da mesela benim çok değer verdiğim bir koleksiyoner Agah Bey'in şeyini öğrenmiştim ben geçen gün. Bir performans satın aldığını öğrendim. Asfalt satın aldı. Ya da yani öyle şeyler, mesela performans satın alıyor. Birisinin bir performans projesi var, o projenin fikrini satın alıyor. Performans satın alamazsın, fikri satın alıyor. Dolayısıyla burada bir sahip olma yani o... bu da şeyle aslında Feride daha iyi cevaplar onu. Onun motivasyonu, çünkü benim daha farklı motivasyonum. Ben de biriktiriyorum NFT ama benim farklı motivasyonum şey... Çünkü zaten soruyu sana sorma sebebim buydu. Hem yapıyorsun, hem biriktiriyorsun, evet, hem oynuyorsun. Ve şey, hem işin teknolojik tarafındasın. Yani aslına bakarsan sen olmayan tür bir adamsın. Yani, her birinde olarak. Günde mesela ben işte yeni boyun fıtığı oldum bilgisayar kullanmaktan. Günde 10 saat minimum bilgisayar başındayım. Yani benim evime gelen insan sayısı senede 5 midir, 10 mudur, 20'dir bilmiyorum. Benim de evimde de sanat eserleri var, kendi işlerim de var. Benim onu gösterebileceğim kimse 20 kişi görüyor yani. Ama ben bunu sosyal medyada sahip olup, sosyal medyada bunu sergilediğim zaman yüzlerce, binlerce insana şey yapabiliyorum. Twitter'a baktığınız zaman en çok NFT tartışmaları orada yapılıyor. İnsanlar böyle saatlerce, sayfalarca birbirlerine iş gösterip bunun bilmemesi. Şu an için tabii şey, biraz seviye düşük çünkü şey, daha motion design işler var ama yani inanılmaz bir kapı aralıyor bize. Böylece şey oluyor bence. Böyle bir sahipsiz bir ortamda herkesin görebileceği bir noktada sanat eserleri sergilenmeye ve onu sergileyen insanlar işin içine girmeye başladı ama bir de tartışma yapmaya başlıyorsunuz. Ben şeyi düşünemiyorum yani, Agah Bey'in alıp resimlerini koyup da ya da işte başka bir fiziksel bir resmi koyup altına 100 kişinin gelip şöyle mi böyle mi yaptığı bilmem nesi, ya buraya gider mi şöyle yapsa mı falan ya da buna benzer bir şey. Hiç öyle bir ortam görmedim ben şeyde, kaç senedir sosyal medyada. Göremezsin, dikkat ediyorsan yani müzelerin, özellikle müzelerin ya da bildiğimiz eserlerin sergilendiği ya da paylaşıldığı ortamlarda bak bakalım, hiçbirini hiç kimse beğenmez. Yani düşünsene geçen hafta Met Gala'da millet aynen bir Oscar tadı yaptı da bir anda bir müzeden bahsedildi. Ama gerisine bak, bütün istediğin hangi seviyede olursa olsun, ister klasik, ister modern, ister işte contemporary, ne istiyorsan olan eserlerin hiçbir tanesi mesela sosyal medyada o kadar da büyük teveccüh görmez. Hype oluyor bazen bir şeyler. O kadar yani ama. Hayır, tartışma ama mesela, açmıyor yani. Ama street art onun çok daha üstünde. Evet, street art koyduğu zaman 1 milyon, 2 evet, milyon çakıyor. Doğru. Şimdi burada sanat konuşuyor. Senin onun için özellikle sana söylemek istiyorum. Böyle Neon Cat, Cyberpunk gibi hani neredeyse pixel art olan, hani bunu çocukluğumuzda ilk Space Invaders başlarken olan hikayeden milyon falan, hani biraz insan ya, bir oluyor. O olay biraz daha farklı bence. Şimdi şey, mesela şeye çok şaşırıyorum ben. İki tarafından bakacağım olayım. Bir tanesi şu, mesela işte Elvis'in Nevada'da burnunu sildiği mendil mesela, anlatabiliyor muyum? Bunu işte milyon dolara satıyorlar. Ya da ama işte, o her zaman satıldı. İşte bu da aynı şey yani, Jack Dorsey'in attığı tweet de aynı değerde bence. Jack Dorsey'in attığı tweet'i kabul ediyorum ama aha, bu işte Neon Cats'ler ama efendim bilmem. Aynen yani onu kendileri suni olarak yaratıyorlar işte bunu. Yani arkada dönen bir sürü şey var. Şimdi biraz da işin içine girince görmeye başlıyorsunuz. Bunlar artık şey, tamamen para için yapılan şeyler. Tamamen adam kendi currency'sini çıkartıyor, bir altyapı kullanıp o ona satıyor, ona satıyor. En son dans ediyor herkes, kim ortada kalırsa artık onun elinde kalacak onlar. Öyle yani. Şimdi dolayısıyla bu tarif ettiğin şey bir sanattan çıkıp... Hayır değil, collectible bunlar yani. Spekülasyon. Spekülasyon, aslında. Evet. Spekülatif şeyler, dijital nesneler. Sen bir hype anlatıyorsun. Evet. Bu hype'da herkes bunu değiştirecek. Bu şey oyunlar gibi hani bir kişiden alıyorsun, 10 kişiye de 10 lira yatırıyorsun. Onlar her 10 lira yatırdığında... Aynen. Birisinde de patlıyor. Yani Ponzi scheme. Ona şey deniyor. Ponzinomics diye bir kelime i̇şte var. Ponzi ben yeni öğrendim. Abi, işte. Ponzi bu İtalyan herif, bunu ilk çıkartan işte, onun için onun adından gelir. Her neyse, ama yani buna benzer bir şey mi tabii, tarif tabii, ediyorsun? Tabii. O zaman Feride tamamıyla hatalı bir iş yapıyor. Feride tamamıyla hatalı bir iş yapıyor.
Feride acayip şeyler oluyor. Yani böyle şimdi, sonunda Feride'nin elinde kalacak, kızcağız elindeki mallarla işte, ne yaptım ben diye saçma yola. Ya orada hiç sanmıyorum. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim Feride, şuna benziyor bu. Yani Feride'nin şahsında söylemiyorum. Yani bütün koleksiyonerlerden bahsediyorum. Sanat kısmı işin şöyle. Bir sanat eseri aldığınız zaman evet, yani yeni ve işte tanınmayan bir sanatçıysa şeyse, onun belki gerçekten sıfır emeği. Mesela bizim sanatçı olarak 10 sene önce beraber olduğumuz arkadaşların çoğu bıraktı, işte öğretmen oldular falan filan. Onların eserlerini o zaman satın alan insanlar için o bir sanat eseri hala, evet, ama bir maddi değeri olmayacak bir süre sonra. Şimdi bu başka bir şey. Bir de tamamen bunun için almak başka bir şey. Yani bunların içerisinden çok daha değerli ki oluyor yani. Yani alır almaz daha değerlenen bir sürü şey oldu ve sanat eseri, yani IS plus F sanat değil diyemeyiz yani. Peki. Teşekkür ederim. Hande'cim, şimdi bu sanattır, sanat değildirlerini, zaten sanat nedir, ne değildir tartışmasını bin yıldır falan yeterince sıkmıştı. Şimdi bir de bunun üstünden başladı. Ben hala çok memnunum. Yani bu blockchain'in yaygınlaşmasını sanat üstünden yapması, başka çok şey üstünden yapabilecekken sanat üstünden yapmasının insanlığa bir katkı olduğuna inanan taraftayım. İyi ki buradan başladı. Yoksa her taraftan başlamak üzere, ki nereye gideceği konusunda birazdan konuştuğumuzda ben de kendi fikirlerimi açıklayacağım, ama burada yani sanatta kalma şansı yok. Sanat aynen toplam piyasada ne kadar yer tutuyorsa burada da o kadar yer tutacak diye bir düşüncem var tabii ki. Yani birdenbire sanat bu piyasanın %70'i olamaz, %1'inden az olacak maalesef, ama önemli değil. Sen burada ne fırsat görüyorsun? Çünkü senin için bir başka şey daha var. Şimdi sen iki türlü çalışıyorsun. Hem bildiğimiz tür heykelini yapıyorsun, hem bilmem kaç layer, bilmem kaç kat, bilmem kaç yüz metreyi tek bir yerde görebildiğin, hani pek çok defa görüştüğümüz, hakikaten derinliklerin acayip olduğu işler yapıyorsun. Yani benim hep iddia ettiğim, üç boyut hayatta vardır, ekranda üç boyut yoktur. Ekran iki boyutludur, Z aksı yoktur dediğim yerde sen bir Z aksı sokuşturup duruyorsun her yere. Burada bir avantaj var mı? Sen bunu bir fırsat olarak görüyor musun? Nasıl görüyorsun? Çünkü üstüne üstelik devamını da söyleyeyim. Sadece kendin NFT işler üretmekle değil, Feride ile birlikte son Contemporary'de bir de üstelik de El Alem'in NFT'sini de ilk defa Contemporary'e sokabildiniz. Dolayısıyla bu da başka bir şey. Onu Feride'ye de soracağım tabii ki, ama evet. Yani şimdi şey, fırsattan ziyade biz şimdi şey, yani her ne kadar bu teknolojileri üreten ve başlatan kuşaklar biz olsak da daha çok içinde olan ve fiziksel hayatıyla birleşecek olan kuşak çok da biz değiliz bence. Bizden daha genç insanlar ve biziz, o yüzden biziz tabii ki. Sensin diyelim o zaman. Bilenlere acayip bozulurum ona göre. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yaştan bağımsız bir şey söylüyorum. Sonuçta sen doğduğunda iPad diye bir şey yoktu. Ben doğduğumda da yoktu. Benim doğduğumda hesap makinesi yoktu. Keşke onu söylemeseydin. Neyse. Ama buna doğan insanlar var. Yani bebekler daha yeni kundakta bilmem ne yaparken böyle gazeteleri falan büyütmeye çalışıyorlar. Ekran zannediyor onu çünkü çocuk. Şimdi bu insanların hayatı algılayış biçimiyle bizimkiler bir olamaz. Değil zaten. Dolayısıyla mesela Arda'nın söylediği şeye bağlayacağım. Bizden Harun işlerinden beraber ürettiğimiz o senin derinliklerin işlerden NFT'sini almak isteyip fizikselini yok istemem ne yapacağım ki ben onu diyen var. Yani bizim NFT için konuştuğumuz şeyi 20 yaşındaki bir insan, koleksiyonerler bu yaşlarda NFT dünyasında şey diyor, ne yapayım ki fiziksel işi diyor ben. Aynen bunu söylüyor ve bunu söyleyen birkaç koleksiyoner oldu. Çünkü onların dünyası ekranda. Bir süre sonra seninle hep konuştuğumuz şey, işte bu artırılmış gerçeklik lensleri, şunlar bunlar geldikçe fiziksel dünya dediğimiz şey zaten bambaşka bir fiziksel dünya olacak. Mesela ben şey lafını hiç sevmiyorum. Gerçek, sanal. Öyle görmüyorum ya, ben yani. Fiziksel laf, sanal olmayan gerçeklik. Böyle yaşayan ölüler, kuru ıslaklık falan. Değil mi? Öyle bir şey. Sanatçı. Bir de sanal dünya, sanal alem. Ulan sanal alemden, sanal marketten domates istiyorsun ve gerçek domates geliyor. Nasıl oluyor? İnanılmaz. Dolayısıyla işte sanal dünyada resim alıyorsun, duvara asıyorsun, sanal duvara. Şimdi burada önemli bir laf var ama. Duvara asmanın ya da senin başka bir işini, efendim evin, şirketin, kurumun, otelin, zartın, zurtun, parkın bir yerine koymak ve birileriyle bir başka türlü paylaşmaktır. Buradaki şey harfini özellikle söylüyorum, yani işleş fiil olsun diye.
Dolayısıyla insanlar onu görüyorlar. Bunu çok hani sahip olmanın ötesinde bir başka türlü umumla paylaşıyoruz. Tabii ki iyi bir koleksiyonersen onların %99'u depolarda ve küçük ızgaraların içinde duruyor ama fark etmez. Sonuç olarak bir türlü görülüyor. Şimdi video artla beraber facia başladı. Şimdi bazı insanlar ki az önce geçen koleksiyoner arkadaşlarımız dahil evinin sağına soluna dağına taşına ekranlar kurdu ve ekranların içine loopladılar. İşleri de küçük küçük böyle şeylerin içine koydular. Ondan sonra onları takıp insanlara seyrettiriyor. Yani fakat bir yerden sonra evin içi ekran televizyon stüdyosuna döndü. Onlardan birkaç tanesini de çıkartmak zorunda kaldılar pek çok koleksiyoner arkadaşımız. Şimdi ellerinde bilimin böyle şeyler var, stickler var. İçinde bol bol sanat eseri olan böyle bir kenarda duruyor onlar. Depoda saklamaktan farkı ne sence? Ben onu soruyorum. Şimdi sen işini verdiğin zaman işin evet. Görülsün, paylaşılsın, bilinsin. Hani mesela beyefendi sosyal medyaya konsun falan filan istiyor. Öyle bir derdin var mı? Ya şimdi bence onun da öyle bir derdi yok da. Onun adına konuşmadım ben. Ya bence şöyle şimdi sahiplik, işte koleksiyonerlik, senin onu satman. Yani depoya koymasıyla bence bir stikte taşıması arasında fark yok. Ama koleksiyonerlerin zaten koleksiyoner yani bir tane heykel alan birisiyle koleksiyoneri ayıran şey bu. Koleksiyoner sadece sahip olmayı arzulamıyor, onu paylaşmayı da arzuluyor. Bunu nerede paylaşıyor? İşte Feride ile beraber yaptık Contemporary İstanbul'da kadının NFT'lerini sayılamayan. Şimdi o olay şeye gelecek artık yavaş yavaş orada bir sıkışma var. Biz de mesela aynı şeyi hissediyoruz. Bize de aynı şey geliyor ve bunun üzerine biz bir çalışma yapıyoruz Türkiye'de. Ve dünyada da bir sürü örneği var. Yani artık işte şeyle birleşecek, Metaverse ile birleşecek yani orada. Dur, tamam, nereye gideceğimizi konuşacağız. Dur, öyle Metaverse öyle cort diye atma ortalara. Dur, bitirmedim. Bir saniye. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Biraz önce aranızda konuştuğunuzu ek olarak. Diyorsunuz ya işte bir Ponzi scam işte falan filan. Tamam. Yani arka odalara girdikçe orada hani nasıl şeyler döndüğünü görüyorsun ama sen benden daha iyi hatırlayacaksın. Türk sanat piyasasında da bir dönem fiziksel işlerle ilgili böyle şeyler oldu. Yani dans edildi ve birilerinin elinde kaldı. Ya birilerinin deposunda şu anda onlar ya da hiç orada bile durmayan, kıymet verilmeyen işler oldular. Yani bu fiziksel dünyada da olabilen bir şey. Şüphesiz ben orada kimsenin görmediği işlerden bahsederim. Onun için Feride'ye sormak istiyorum. Abi kimsenin görmeyeceği işi ne yapıyorsun? Yani şöyle iki tane, bir JPEG'e de o kadar para verir düşünebiliyor musun çocuklar? Ya bir tane yani mesela Yüksel var. Burada arkadaşım bana günde 5 tane JPEG gönderiyor. Ulan ben ona inanılmaz paralar vermek zorundayım. Bir JPEG'e 600 bin dolarlar, 1 milyonlar falan veriyoruz. Alt tarafı aldığım 3 tane datayla bilmem ne. Değil mi? İşte o merak etmesi de görsün. Onlardan biri sensin söyle. JPEG'e o kadar para verdiğiniz insan orada şu anda. Peki. Tam bir yıl oldu bu arada NF'lerle ben tanışalı. Ama çok kısa müsaade ederseniz. Bir kimim diye girebilir miyim? Lütfen. Çünkü zaten ondan sonra o kimliğin ikinci kısmında da zaten konuşmanın ikinci kısmında ateş edeceğim. Şimdi koleksiyoner diye tanıtım dokümanları geçiyor. Bu çok böyle şey yüksek bir tanımlama gibi. Ben onu çok şey yapamıyorum. Evet ben çağdaş sanat eseri topluyorum. Bir koleksiyon yapıyorum ama böyle annemden babamdan Van Gogh, Picasso'lar falan kalmadı yani. Veya Şeker Ahmet Paşa'lar. Hani çağımızın eserleri daha çok hani NFT'lere girmek için çünkü nereden çıktı NFT ile de hani ne yapıyorsun bunları nerede saklıyorsun bilgisayar dosyası diye sorular alıyorum. Örneğin hani benim koleksiyonum içinde heykel yerleştirme sanatı örnekleri misal yere bir kumla yazılmış bir yazı ya da siz çaldığında sizi çok rahatsız edecek bir zil gibi enstalasyonlar yerleştirme sanat eserleri işleri de var. Video art işleri var zaten, NFT öncesi de vardı. Daha tradisyonel belki diyebileceğimiz video işler. Hani bir casting var, bir sanatçı var veya bir oyuncular var, oynuyorlar, bir çekim var. Dijital, DGI yani tamamen dijital genere edilmiş ama baskı yapılmış diyesek ya da lightbox'larda işler var. Hani evimde ya da iş yerimde asıp sergileyebildiğim. DGI video vardı, tamamen video bir iş. Hatta ilk Arda'dan aldığım bir işti o. Şimdi ben böyle bir hani koleksiyon merakı ve tutkusundan geliyorum. NFT'ye kadar da sadece Türkiye'li çağdaş sanatçının işlerini topluyordum. Çünkü ben NFT koleksiyoneri değilim. Hani öyle de bir kitle var dünyada belki çoğunluğu da öyle. Hani bu piyasalarda aktif olup eser alan, toplayan, satan insanlar için diyorum. Hiçbir zaman satmak maksatlı eser almadım. Hani ben hep tutmak maksatlı oluyorum ama bu NFT ile gerçekten çok zorlanıyorum. Ben aynı zamanda finansçıyım.
Hani tut, yani bazen o kadar yine tutkuyla alıyorum ki ya diyorum keşke iki tane alsaydım, birini hep tutardım, birini satardım. Yani gerçekten hani fiyatlar ve şeyler de çok çıkışlı inişli. O işin o boyutunu finansçı olarak merakla takip ediyorum ama bir taraftan da hani bu sanat şeyimle örtüşmüyor. Ondan da hem de hem rahatsızlık diyorum hem memnuniyet duyuyorum. Orada bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi her zaman hepimizin merakıdır yani sanat nasıl değerleniyor diye. Hani niçin onun işi 100 lira da bunun işi 20 lira da öbürkünün işi 50 lira? Aynen neredeyse şu andaki emlak fiyatları gibi yani neye göre 3 bin lira geçen sene 3 bin lira olan bu sene 10 bin lira gibi. Ama burada çok daha fazla auction var, çok daha fazla açık arttırma var. Acaba açık arttırmalar gerçekten burada bir fiyat belirlemenin ağır basan yöntemi mi diye de kenardan sorayım. Yani hele hele şu anda pek çok şey NFT'li marketplace'lerde satılmaya başladı. Yüzde neredeyse 90'ı market, yani aracısız diyoruz. Yani daha da önce aracısız dedi ama orada tabii ki platformları aracı olarak da görmemek gerekiyor. Orası bir pazar yeri sonuç olarak. Ama orada ve genelde de açık arttırmayla yani fiyatının kendi kendini günlük anlık olarak belirlendiği yapılarda gidiyor. Buna göre fiyat nasıl hani bir iki şapkayla soruyorum yatırımcı ve koleksiyoner olarak. Finansçı bir gözlemci olarak yanıtlayayım. Hani fiyat sorduğunuz için auction sistemiyle alakalı. Bir kere orada sanatçı elbette ki hani dışarıda da sanattan para kazanıyorsa, sanat icra ediyorsa veya başka kreatif işler de yapıyor olabilir. Bir kendisinin belirlediği bir fiyat var, taban fiyat var. Bu da hani benim gördüğüm kadarıyla fiziksel işleriyle gerçek tradisyonel dünyada faaliyet gösteren sanatçılar için fiziksel işleriyle NFT formatında sattıkları platform işlerin fiyatları, başlangıç fiyatları çok da değişmiyor. Bir taban fiyatla çıkıyor. Evet, auction olan çok iş var. Birebir etiket konup fiyat listesi açıklanıp satılan işler de var. Ama en sonunda hani orada konmuş bir yaratıcı bir sermaye var. Onun da bir beğeneni var. İşte alıcıyla satıcının buluştuğu platformda bir fiyatta son buluyor işler auction dünyasında. Ben bu arada auctionlara da hayatımda daha evvel girmemiştim. Yine NFT'ler öncesinde. Çünkü ben yaşayan görece de genç sanatçıların işlerini aldığım için bu auction olayında ben de NFT'yi blockchain'de tecrübe ettim. Ama gözlemlediğim kadarıyla böyle diyebilirim fiyatlamalarla ilgili. Bu arada hani biliyorsunuz çok farklı şeyler var. Yani bin edisyon olan iş var. Bin edisyon satacağım başta deyip açıklayıp satan var. Açık edisyonlu işler var. Bir de tek edisyonlu işler de var. Benim koleksiyonumda içinde kopyalı edisyonlu iş var. Çünkü dijital sanatın bir kolaylığı da alıcı için, sanatsever için çok kopyalı olması tabii ki fiyatta bazı avantajlar getiriyor. NFT öncesi de birden fazla kopyalı DJI resim hani ve video işler de vardı. Onun hani benim gibi genç koleksiyon için bir avantajı da var. Ama hani daha çok alabildiğim müddetçe tek edisyonlu işler almaya misal çalıştım. O bin edisyon, açık edisyon işler, onlar başka bir şey. Artık art ama collectible art gibi bir şeye gidiyor. Farklı oyunlar, gameplay'ler oluyor diye düşünüyorum. Bir de bir şey daha var. Aynı şeyi paylaşarak alıyorsun. Yani aynı işi 10 parçaya, 1000 parçaya ya da her pikselini ya da onar pikselini birilerine satarak paylaştırman söz konusu. Dolayısıyla herkes bir araya getirince iş çıkıyor. Mümkün. Picasso'nun bir fiziki tablosunu da bugün blockchain üzerinde paylaştırıp sertifikanı satabilirsin. Bugün bir Arçelik şirketinin hisselerini bölüp aramızda satmamıza benzer borsada. O da mümkün zaten teknoloji. Yapıldı da örnekleri de biliyorum. O zaman bundan sonra yani resmin tamamını değil, bir Picasso'nun 100.000'de birine sahip olup onunla da çalışmak söz konusu olabilecek. Yani orada herhalde biraz daha finansçı bir alıcı olmuş olmak gibi bir şey oluyor. Daha ağır basıyor diye düşünüyorum. Ama ileride değer kazanacağına inandığınız için alırsınız. Ama belki şeyi de geliştirmişlerdir hani. Belli bir periyotta bir kere belki birisi onu sergileme hakkı vardır. O hani onda birini aldıysa Picasso'nun misal öyle fiziki şeyin ki öyledir Picasso yani büyük ihtimalle. Hani Picasso değil de video örneğini gördük biz şeyde 2019'da Miami'de. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Hep de karıştırıyorum şey. Ünlü bir Amerikalı video sanatçısı. Snark diye bir galeri vardı. Bu işleri daha hiç biz bilmezken orada görmüştük. Snark'ta şey yapmışlardı. Bir videonun bir videoyu 20 bin parçaya bölmüşler. O videonun bir şey işte önemli müzeler, Bronx Müzesi'nde falan da edisyonları olanmış. Kendine kalan edisyonu sanatçı şey yapmış, atomlara bölmüş, 20'ye 20 piksel parçalara bölmüş. Her parçasını birisi satın almış onları. Belirli yani bu da dönem... çok başka bir tür. Dolayısıyla 10 tane yapıyorsun, 9'unu edisyon olarak satıyorsun, bir tane edisyonu da paramparça evet, satıyorsun. Evet, aynen öyle. Evet.
Ama her o edisyonu alan her insanın bir sefer ona sahip olup sergileme senede hakkı var. Senede bir gün mü işte artık ne kadar insan varsa ona denk geliyor. Şarkısı da var hatırlıyorum. Senede bir. Mesela buna benzer tam aynı şey değil de daha farklı bir blockchain şeysi. Hani aldığınız NFT size o dosya bir tane benim tek edisyon aldığım bir Ice Plus F işi var. Netice bu yaklaşık orijinali 40 dakikalık falan bir video. Yani muazzam bütçelere, müze koleksiyonlarında olan. Ben onun bir bölümünü aldım. Şimdi toplam dakikasını hatırlamıyorum. Bir hani kendimce bir ifadesi olan, bir meselesi olan bir anını, video kesitini satın aldım. Ama o NFT'de sadece o video işte, o kesitle beraber bütün videonun tamamını ama private, özel şeyde izleme ve yani izletme ama hani aile içi şeklinde yani ticari bir kazanç olmadan izletme hakkına da sahibim. NFT sertifikasyonunda o da belgeleniyor misal. Hani sadece bu mesela tek bir tane işim de var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Peki ama bir yandan da şimdi koleksiyoner olarak bazı işleri sen alıyorsun ya da edisyon olduğunu biliyorsun. Belli fotoğraflarda, videolarda da edisyonları tabii biliyorduk. Ama burada lafın gelişi Jack Dorsey'nin tweetinde de herkes biliyor. Bugün hala Jack Dorsey. Aç birinci tweet'e git 001 numaralı tweet'i görüyor. Yani sen sahipsin ama herkes görüyor. Bu da değişik bir dünya görüşü ve değişik bir dünya değil mi? Yani sahibi sen olman her şeyi sende olmasına değil sadece bir sahiplikten ibaret. Onun gerisinde bu hala herkese açık. Herkes her yerde paylaşabiliyor, herkes her yerde görebiliyor. Kaydedebilirsiniz. Bugün benim aldığım eserleri de hani linkine girip kaydetle, save as'le kendi desktop'unuza koyup screen saver gibi oynatabilirsiniz. Bu da mümkün zaten. Dolayısıyla buradaki sahiplik aslında sizde yok, bende var diye. Çünkü herkeste var bu. O zaman ben niye sahibim? Ama 20 yıl evveldi, hatta 60'larda çıkıyor video art. Ama hani oradan bugüne tabii şimdi bu flash disklerle kopyalanma mevzu daha kolay. Hani VHS'lerle belki eskiden kopyalayacaklardı. Dijital üretilmiş her şey kopyalanmaya çok açık. Ama şimdi bir değişiklik, yani bu teknoloji getirdiği temel bir fark şu. Benim evde çok video işlerim var. Hani insan düşünüyor yani öbür gün yani evladım için bunun bir finansal kıymeti konusu zor bir meseleydi düne kadar. O bir sürü kopya var, siz de bugün indirip kaydedebilirsiniz. Ama bir tanesinin mali değeri var. Konu o. Blockchain teknolojisi buna fırsat getirdi. Bu muhteşem bir teknoloji ve sadece bir ufak bir uygulamasını konuşuyoruz şu anda. Yani bir tanesi satılabilir kıymet arz ediyor, gerisi kopyalanabilir, paylaşılabilir tabii ki. Tabii canım, OpenSea'ya girdiği zaman renk satıyor. Normal olarak bilmem kaç milyon renk olduğuna göre tek tek renk satıyor adam. Rengin sahibi oluyorsun yani, o koddaki rengin sahibi oluyorsun. Burada bir minik ekleme yapacağım. Aslında neslin gelişimi ve bu aslında bu renge para veren çocuk daha önce işte LOL oyununda da kırmızı şapkası olması için coin'ini harcayan. Oraya geleceğiz zaten Eda Hanım şimdi. Asıl zaten beyefendi önce hemen oraya geleceğiz, unutmayın. Yani bu neslin özelliği zaten sahip olmama. Yani ben de o dertteyim onun için zaten. Tarık'cığım şimdi sen efendi bir sanatçı iken hatta daha fazla reklam dünyası vesairenin içinde icra-i sanat ederken birdenbire Tarık Tolunay diye bir şey oldu. Biz hepimiz biliyorduk ama herkesin bilmesi çok eğlenceli oldu. Çünkü Tarık'ın yaptığı çok acayip bir şey var. Birazdan oraya geleceğim. Sonra sen bir şey yaptın ve o Türkiye için ilginç bir fiyata satıldı falan. Evet. Ve birden herkes senin üstüne çullandı. Tarık konuş benimle falan oldu. Ve pek çok insanın da ağzının suyu akmaya başladı. Ananın, galiba burada bir ekmek var deyip bir anda herkes ama herkes yani neredeyse çöpten adam çizen ki benim çöpten adamlarımı yapacağım, onlar başka değer kazanacak. Ama herkes bu işe kalkışmaya kalktı. Ne oldu? Bize bir iki satır anlatır mısınız? Şimdi aslında şu ana kadar konuşulanlar hala aslında NFT nedir? Bunu kafamızda oturtmaya çalışma çabası. Ben de bundan 2,5 sene önce o zaman adı NFT olmayan ama işte kripto sanat diye bir şeyler kulağıma çalınmaya başlamıştı. Yani dijital eserlerde bu kopyalanma durumu onları değersiz kılıyordu. Sonsuz kere birbirinin aynısı şeklinde kopyalanabiliyor. Bu birinin damgalanıyor olması, imzalanıyor olması ve kırılamaz bir şekilde kaydediliyor olması benim çok dikkatimi çekmişti. Fakat şöyle düşünmüştüm. Dedim ki bu çok muhteşem bir fikir ama ben bile algılamakta zorlanıyorum. Zannediyorum bu bir erken doğum,
Birkaç sene sonra eminim ki bu fikir benim önüme tekrar gelecek. Bir siteden bana bir üyelik davetiyesi gelmişti, Makers Place'ten. Oraya üyeliğimi tamamladım. Hatta birkaç tane de iş koymuştum. İlk kripto cüzdanımı da açmıştım. Şu anda o cüzdan çoktan kaybolmuş durumda. Oradaki işler de arafta kalmış durumdalar. Sahibi olmayan ve benim bile üzerinde değişiklik yapamayacağım işler haline döndüler. Merak etme, dünyanın üstünde 70 bin ölü uydu var. Evet, o da onlardan biri oldu. Şimdi ben bu süre içinde NFT nedir, ne değildir, bunu algılamak için epey bir çaba sarf ettim. Çünkü biz belki de son kuşak fiziki insanlar olarak böyle bir şeyi algılamakta zorlanıyoruz. Çünkü yani onun için kafamda iyi örnekler olduğumu düşünüyorum. Bizim çocukluğumuzda şöyle bir şey vardı. Diyelim ki okul var. Okul dışında bizim sosyalleşme mekanlarımız sokaklardı. Bu sokaklarda eğer bir çocuk yeni bir futbol topuna sahipse, o futbol topuyla mahalleye giriş yaptığı andan itibaren günün yıldızı odur. Hatta bazı şımarık çocuklar ne yaparlar? Takımı bile kurarlar. Hatta karınları acıktığında, eve gitmek istediklerinde futbol maçını bile yarıda bırakıp topunu koltuğunun altına koyar ve evine gider. Oyunu kuran topun sahibidir. Ya da kırmızı bir bisiklet alınır, yine mahallede endam edilir. Bütün çocuklar kırmızı bisikletin etrafındadır. Belki de bir tur atabilmek onlar için çok değerlidir. Bu durumda çocuk aslında burada kırmızı bisiklete sahip olmaktan çok ya da futbol topuna sahip olmaktan çok farklı bir şeye sahip. Bir statü satın alıyor aslında. O kırmızı bisiklet üzerinden saygınlık kazanıyor. Şimdi başka bir şey satın alıyor. Günümüze gelecek olursak, yani biz bunu eskiden statüyü ya da saygınlığı bir takım nesneler üzerinden böyle tahsil etmeye çalışıyorduk. Şimdi ise günümüzde 24 saat varsa ve bir çocuk günün 8 saatini online eğitimde geçiriyorsa, efendim 2 saatini de arkadaşlarıyla sosyalleşmek için yine ekran karşısında geçiriyorsa, sonrasında 2-3 saatte oyun oynamak için yine ekran karşısındaysa, günün yarısından fazlasını artık ekran karşısında geçiriyor demektir. Yarısından fazlası demek gerçek hayat onun için orası oluyor. Sosyalleşmesi orada, efendim eğlencesi orada. Tamam, buraya kadar orada. Çok güzel dedin ama hemen buraya bir tane küçük. Peki, yani birazdan daha sonrasını konuşacağız. Evet. Orada sormayı istiyordum ama şimdi sorayım bari. Abi ekran bitti. Yani sonuç olarak Web 3.0, spasyal internet vesairenin gelmesi, 5G'ler, şunlar tabii, bunlarla beraber tabii. Ekran bitecek. Dolayısıyla bu ekrana dayalı kültürün çok muhteşem olduğunu söylemek şu anda birazcık eski bir fikir olma tehlikesi var. Tabii. Senin yaşına gelince ben de mi böyle düşüneceğim diye korkuyorum. Yani sonuçta gerçek hayat neresi sorusu sorulduğunda bir çocuk bugün bir kırmızı bisikletin ya da futbol topunun peşinde değil kesinlikle. O oyunda 50 dolarlık bir kılıcı ya da efendim 0.1 Ethereum'a satılan bir kılıcı alıp sallamak istiyor. Ve şimdi ortamlarda sana, kahraman sana olmak istiyor. Başka evet. Şey soracağım da onun için. Şimdi başında dedim ya bu Tarık Dolunay acayip işler yapar diye. Tarık Dolunay tavsiye ederim lütfen bakın Fraktal İstanbul diye bir şey yaptı. Deli işi. Gerçekten bakmayın öyle durduğunu. Gerçek bir deli işi. Ve böyle elle yapılan bir şeyi piksel piksel çizdi. Ve ben hep bunun üstünden bir oyun yazmak istedim. Hani oyun olsun. Belki de işte bir gün birilerinin zamanı, parası, şusu busu yetecek. Asıl geçiş acaba orada mı? Yani sen bir Fraktal İstanbul yapıp sonra bir şey çizdin ve buna evet. Eşek yüküyle para verildi. Standartta sen ne işler yaptın? Onların hiçbirinin belki de toplamında belli dönemlerde yaptığın inanılmaz emek isteyen işlerin toplamında almadın. Burada değişen şey tamam çocuklar burada yaşıyorlar mı? Eyvallah da başka bir şey değişiyor. Sence ne o? Yani veya sence bir yorum yani var mı? Yani aslında o
tartıştığımız orada sahip olmak, burada sahip olmak aslında temelde aynı dürtülerle sahip olunuyor. Yani sadece mecra değişiyor, sadece alan değişiyor. Peki sadece diyorsun ki hayat aynı, mecra değişti. Evet. Ama şey burada mesela Arda adındaki adam Metaverse'i şimdi patlatacak tabii ki. Buyurun efendim. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. O Metaverse'i de söyleyeceksin. Ya onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim de şey. Levent ne diyorsun onu söyleyeceksin. Benim tanıdığım koleksiyonerler en azından, yani belki ben çok şanslıyım. Çoğunun amacı sadece şey yapmak değil, hava atmak ya da işte topu okul yönetmek falan değil. Kolektif insanlık kültürüne sanatçıların yaşamaya devam etmesi için ya da sanatın devam etmesi için hiçbir şekilde hava atamayacağı şeyleri, eserleri de alan ben çok sanatçı, koleksiyoner tanıyorum. En azından benim tanıdıklarım arasında var. O bir yanlış benim için şey. Onu düzeltmek istiyorum ben. Ayıp olur çünkü o tanıdığımız insanlara. Bu birincisi. Metaverse tarafı da şöyle. Evet yani şey değiliz. Bu aldığımız NFT'leri, dijital şeyleri, Hande'nin de bahsettiği gibi sadece JPEG'ler, işte iki boyutlu görüntüler üzerinden düşünmemek lazım. Yani şimdi bütün bu hayatımızın geçeceği başka bir evren yaratıyoruz şu anda. Bunun çok basit şeyini işte Second Life'da söyleyebiliriz mesela. Çok seneler önce aslında başlayan bir fikir bu. 99. 99'du değil mi? Evet. Ben hiç şey yapmıyorum, kusura bakma, hiç oyun oynamıyorum. Hiç hayatımda oynamadım. Bu da senin ayıbın. Evet, benim ayıbım. Beceremiyorum. Ama şey yani bütün hayatımızın artık hani senin dediğin gibi nedir, sosyal medyanın Instagram'dan iki boyuttan ilave şey olmadığı, ondan sonra ya da işte varlığımızın yazılarla ifade edilmediği ya da hissimizin sadece görsellik ya da kulak üzerinden olmadığı başka hislere, diğer duyularımıza da hitap eden sistemlere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bunun önünde çeşitli şeyler var, mekanik engeller var. Bu mekanik engeller nedir? Mesela işte internet bağlantı hızımız. Ondan sonra atıyorum gözlüklerin falan büyüklüğü, o gözlüklerin içindeki ekranların çözünürlüğü, fiziksel sınırlara dayanmış durumdayız burada. Burada da şeye geliyor, benim düşüncem, yani ben öyle bir hayal kuruyorum ama bilmiyorum Levent sen katılır mısın? Yani en sonunda ben tiradım, en sonunda. Biz şey yapmaya başladık, kendimizi modifiye etmeye başladık. Yani insan artık kendini evlenmeye başladı. Tabii abi sanayide başladı. Var, segment attırıyorsun, aynen motor sardırıyorsun, evet. Modifiye. Ya ben mesela hatta geldim çift egzozlu şimdi. Falan. Ha. Ben belki de 50 sene önce, 60 sene önce olsaydı felç olabilecektim. Bilgisayara bakmaktan boyun fıtığı oldum. Ama olmazsan o zaman öyle bilgisayarlar yok. İki tane şey takıldı şimdi. İki tane ne karbon ya da işte kompozit şey takıldı, parça takıldı falan yani. Dolayısıyla şey yapıyoruz yani kendimizi modifiye etmeye başladık. Şimdi ben biz Apple'la çok yakın çalışıyoruz. Apple'ın işte aldığı patentleri sürekli kontrol ediyorum, şey yapıyorum. İşte gözlükler, gözlükten sonra lensler, lensten sonra artık bu şey yapıyor. Bizim algımızı değiştiriyor. Gerçek ne? Gerçek benim odaya girdiğimde gördüğüm şeyse bundan 10 sene sonra o gözlük otomatikman benim evde olduğumu görecek ve inanılmaz yüksek bir çözünürlükte o resmi o duvara koyacak ben onu görmek istiyorsam. O resmi sonra değiştireceğim ben ve bunun hayatımda olacak benim. Diyeceğim ki programlayacağım, ben odaya girdiğim zaman bunu göster. O gözlük gözümde olduğu sürece orada olacak. Yani böyle bir gerçeğe doğru gidiyoruz. Fiziksel ve şey dijital olan şey iç içe girmeye başladı. Bence NFT'nin anlamı orada esas şey çıkacak. Yani esas orada o sahiplik ve o biriciklik şeyini biz kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şey anlamda, sanatsal anlamda. Ama sanatsal anlamda mesela Hande'ye şu dendi, en az iki defa benim yanımda dendi. Abi bunları bilgisayarda yapıyorsun. Çok severim söylesinler. Yani yıllardır Hande'nin yaptığı bu tür işlerin hepsi. Abi ama onlar bilgisayarda ya. Tamam ben ne diyorum peki? O zaman sen de yap. Yaparım o programı indirsem hangi program olduğunu söyle yapayım. Bir de o var şimdi artık hangi program olduğunu söyle. Onu da söylüyorum. Ben de bir şey, ya bana bir okuyacak şey kitap tavsiye etseniz de diyorlar bana. Ha yani bir kitap okudum hayatım değişti. Lan git Orhan Pamuk yapıyor onu başka kimse yapmadı bir kitap okudum hayatım değişti. Bir bilgisayar programı aldım şimdi biçim heykeller yapıyorum. Sen ben söylüyorum şu programları kullanın. Şeyin de dersinde veriyoruz. Evet. Yani bir de ayrıca dersinin ötesinde siz piksel vesaireyle piksel. Yani bir iki saniyecik onu da referans vererek söyler misin ne yapıyorsun? Yani piksel. Şimdi sen çünkü bayağı ağır hani pek az sanatçının yaptığı kadar dokümaneli kendin falan kullanıyorsun hani bunu yapabilen bilebildiğim kadarıyla. Buradan çıkıp döküme gideceğim mesela. Evet, yani döküm falanla çalışan çok az sanatçı var. Çünkü yani şu değil birisi siyah birisi bu dijital çok saçma sapan bir laf çünkü sadece bir ve sıfırlardan ibaret. Yani aslında dijital dünya falan filan denmesinin en büyük enayi bu bir ve sıfırlık ve hayatımızın sonunu bu getirecek. Çünkü ya birsin ya sıfırsın, ya varsın ya yoksun, ya yeşilsin ya beyazsın falan filana götürüyor. Ve bu dijital lafını herkesin böyle fazla da dibine girmeden kullanmasından ben o anlamda çok rahatsızım.
Hande'nin durumunda mesela hiç de 1 ve 0 yok. Aslan gibi dökümünü de yapıyor, bilmem ne, acayip heykeller yapıyor, metrelerce. Bir yandan da bilgisayarda bir şeyler yapıyor ama o da bilgisayarda piti piti değil. Orada yaptığı şey de acayip, inanılmaz böyle hani, ya ben en azından çok beğeniyorum, onun için biraz taraflı da olabilirim ama. Tamam, ama sonuç olarak orada yaptığın şey de benim için en az dökerek, bilmem ne yaparak, parçalayarak, çizerek, elinle uğraşarak, zımparalayarak yaptığın kadar da benim için değerli. Zaten İkisini aslında, aynı anda yapabilmek. Yani. Zaten arada çok fark olmadığı gibi. Yani ha gerçekten bir çamurum var önümde, ha bilgisayarda bir çamurum var, onu yontuyorum. Gerçekten çok fazla fark yok işi yapan açısından. Ama işte insanlar o romantik bohem hayalini çok seviyorlar. Yani işte böyle sabahlara kadar içiyordu ve aynı zamanda çamuruyla falan yaparken de filan oluyor. Yanında Camille Claudel, baba orada ha, duruyor falan. Böyle atlılar geliyor. Yani Camille Claudel demişken, bu arada Rodin'in hiç taş yontmadığını sen zaten biliyorsun. Bunu hep anlatırım ben mesela, bilgisayar ama işte printer, işte CNC helal getirmiyor mu diyenlere. Yani Rodin hiç taşa elini sürmemiş bir adam. Hayranlıkla müzelerdeki işlerine bakıyoruz. Asistanları yontmuş bunları hep. Ve kendisi de günlüklerinde diyor ki, ben düşünce insanıyım. Onlar da yaparlar diyor benim gibi. Sen düşünce insanı mısın? Ben hepsini seviyorum. Yani ben onu bir fiil yapmayı sevdiğim için kalktım da, hadi dökümhanemi de kuruyorum ve dökümümü de yapıyorum dedim. Ama şey değil yani, bunlar artık birbirinden böyle elma ile armut gibi ayrılacak bir durumda değil. Her şey çok iç içe girmiş durumda. Bugün hani devasa robot kollarla büyük büyük kayaları, mermerleri yoğuntup yine finalini kendimiz yapabiliyoruz. Ve yani böyle bir teknoloji varken kalkıp 3-5 tane asistanın fiziki sınırlarına takılı kalmak o kadar manasız ki. Çünkü bir Michelangelo gibi de 7 yılımız, 10 yılımız, 40 yılımız yok bir taşı yontmak için. Öyle bir zamanımız yok artık. Öyle bir finansörümüz de yok ayrıca. Asıl öyle bir finansörün de yok. Peki, zamanımız hafiften daralıyor. Ben Eda'ya dönmek istiyorum. Ve biraz bundan sonrasını konuşmak istiyorum. Çünkü bundan sonra ne olacak? Geldiğimiz yerde çaktırma odanım. Şimdi 2 saniye ben burada kendi görüşümü söyleyip öyle atayım topu. Sanat bu işin hakikaten %1'i kalacak diye düşünen taraftayım. Görmeyenler için söylüyorum, çoğunuz görmüştür ama Travis Scott'un Fortnite'daki konseri. Şimdi bu bana sorarsanız çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü işte adamcağız konser verecekti, stadyum konseriydi, 120-150 bin kişi gelecekti, pandemi oldu, iptal edildi, Fortnite'ın içine alındı, 48 milyon kişi canlı izledi, şu anda 400 milyonlarda. Ondan sonra Roblox'un içinde bilinen de her tarafta konserler patladı. Şimdi bu bir başka şeyin göstergesi. Şimdi az önce Tarık'ın işte Fraktal İstanbul'undan bahsettik ve gerçekten inanılmaz bir background yapıyor. Pek çoğumuz bilmeyiz ama Arda ve Hande, ama özellikle Arda'nın delilikleriyle pek çok şarkının klibinin background'ı yapıldı. Pek çok sahneler yapıldı. O sahnelerde her türlü numara yapılabilir. Yani arabesk şarkıcısını da o sahneye koyup başka bir şey yapabilirsin. Klasik müzik orkestrasını da dizer. Aynı sahneyi bir başka hale getirebilirsin gibi çok farklı zenginliklere sahip altyapılar falan da oluşmaya başladı. Şimdi ben kendi teorimi en baştan söyleyeyim, sonra devamına gidelim. Burada konuşmaya çalıştığımız şey NFT, sanat, yani herkes bunu biraz altına hücum gibi görüyor. İşte 3-5 bir şey yapayım, kenarda kalmışı o hale getireyim vesaire gibi. Ama bir başka tarafa doğru gidiyoruz. Oyun mesela, az önce Eda League of Legends'dan vesaireden bahsetti ben. Oyunun, entertainment'ın, çünkü eğlence demek istememiz de, eğlence deyince Serdar Ortaç ve şu niçin böyle olduğu bilmedim ya da böyle böyle olan bir el hareketi var. Bu eğlence hareketi bu, yani Instagram'da onu görüyorum. Neyse, yani entertainment'ın, oyunun ve bu ikisi yan yana olduğu için de perakendenin yakınsayacağını, converge edeceğini varsayanlardanım. Dolayısıyla apayrı bir dünyanın içine giriyoruz demektir. Bu bir sanal gerçek falan değil, işte metaverse'lerin olduğu ve oralarda da kendi kişiliklerinin çıkabileceği, artık ben oralarda şöyle 20 yaşında göbeksiz falan filan bir adam olarak şöyle dolaşabileceğim ve kendimi görmekten çok mutlu olacağım için Tarık'ın dediğinden de daha fazla saati orada geçirebileceğim. Bu yepyeni bir ekonominin, yepyeni bir insan ilişkisinin ve üstelik de daha da sonra tartışmak istediğim yepyeni bir insan-devlet ilişkisinin başlangıcı. Çünkü NFT dediğin şey şayet bir blockchain'e dayanıyorsa, blockchain'de bir otoritesizlikse, yani arkadaşlarımın nazikçe aracısızlık şudur budur falan filan diye nazikçe söylediği şey aslında merkezi otoritelerin ortadan
yok olacağı varsayımı üstüne kurulu sistemlerdir. İşi sadece iki NFT yaptım, sattım, aldım ya da Mark Cuban gidip de işte bütün oyunlar biliyorsunuz yaptı. Mark Cuban'ı biliyor musunuz? Mark Cuban işte Dallas Mavericks'in falan da sahibi olan acayip bir deli, trilyoner bir adamcağız. Aynı zamanda bütün işte NBA'deki pek çok takıma da para veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. En son yaptığı NBA'deki en önemli sahneleri mintleyip onlara müzik kurup onları tek tek satmaya başladı. LeBron James'in bir tane dunk'ı 200 bin dolara satıldı falan filan. Şimdi apayrı bir yere doğru giden ama otoritesizliği getiren, çünkü bunu yaptığı zaman NBA'yi de karışamaz oldu, merkezi otoritenin, vergi sistemlerinin vesairenin sorgulandığı bir yere geliyoruz. Ne diyorsun Eda? Bunların ilk yani öncülerindensin. Dolayısıyla normal olarak küfür de yemen gerekiyor. Ve bu sefer küfürü sokaktan değil, bu sefer küfürü merkezi otoriteden yiyor musun, ne zaman yiyeceksin? Şu anda daha yemiyoruz ama birçok konu kendi hukuki regülasyonlarını ve vergisel regülasyonlarını dediğiniz gibi bir araya getirecek. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki biz bunun ticari tüketim hakkını değil de ailemizde, kendi içimizde bu dijital eseri tüketme hakkını aldık. Bu aslında bu işin geleceği bir sonraki durum. Yıllar önce Facebook Oculus Rift'i aldığında bir görüntü vardır. Bir sürü gazetecinin gözünde birer gözlük ve Mark Zuckerberg aralarından geçip gider. O gün işte o sanal gerçeklik kelimesini kurar. Ve biz o günden bugüne hep o büyük gözlüklerin nasıl zor hareket ettiğini, işte bu işin nasıl daha geniş tabana yayılacağını konuşurken hep deriz ki Ray-Ban ne zamanki bir aviator gözlüğün içerisinde bize bir VR görüntü verebilecek, o zaman bu iş mesleşecek. Bu sene Ray-Ban artık o VR gözlüğü aviator modelin içerisinde çıkartmaya karar verdi. Bu sene artık 8 sene evvel Oculus Rift'lerinin yanından böyle geçen Zuckerberg dedi ki burası artık bir metaverse dünyası. Teknoloji artık işte Facebook'un bizim takılmak için sevmediğimiz ama bu teknolojinin ağababasını üreten, social engagement'ın en yüksek level'ındaki bütün içgörüsünü çözmüş bir yere doğru gidiyor. Biz para tarafında tabii bu dünyanın evet birazcık daha yer alıyoruz. Para, Bitcoin hayatımızı finansal anlamda değiştirdi. NFT de bu anlamda sanat dünyası tarafını değiştiriyor. Teknoloji tarafında ilerledikçe de artık bu eserleri elimizde barındırmak değil, nasıl daha farklı tükettireceğiz ve regülatör devletler buna nasıl birer duruş sergileyecek? Birisi siz ticari olarak bir metaverse dünyasında, bir sinema salonunuzda bu eseri tükettirmeye çalıştığınızda bu eser sahibinin avukatları gelip sizi durduracak mı? Aslında bir sonraki level orada başlayacak. Tabii ki yani şu an, yani bir yandan iyi bir yandan kötü, çünkü şu anda daha telif dertleriyle uğraşırken hani bütün sanatçı arkadaşlarımın, hele Tarık'ın pek çok yerde yaptığı işlerden dolayı telif dertleriyle uğraşırken, şimdi yani normal yere ayağa yere basan dünyada diyeyim, şu anda o bir yandan çok iyi korunuyor, bir yandan risk altında, değil mi? Şöyle, sistem güvenliği artık bugünkü neslin en önem verdiği şey. Biz çünkü artık insana güvenilen bir takım sosyolojik sistemlerin yürümediğini, ekonomik sistemlerin yürümediğini anladık. İnsana dayalı olmayan, sistemin belli olduğu, 2140 yılına kadar nasıl üretileceği belli olan bir Bitcoin'e inanmayı seçtik ve öğrendik ve buraya yatırım yapan. Şuraya baktığınız zaman şu anda 4 milyon gibi bir müşteri sayısı var BTC Türk'ün. Bunu şu yüzden söylemek istiyorum. En geniş hedef kitlemiz şu anda 8 senelik bir markanın 24-35 yaş arası. Bu ne demek oluyor? Aslında 8 yıl önce bu markaya başlayan insanlar 18-24 yaş arasındaki gençlerdi. Dolayısıyla oturup şu anda Türk hükümetini Bitcoin nedir? Mücadele mi ediyoruz? Savaş mı açıyoruz? Masayı oturtup bunu düşünmeye zorlayan o genç nesil. Bu genç nesil de bizleri koruyarak aslında bu tarafa doğru götürecek. Bizi ne diyeyim, lead edecek diye yani bizim, ifade edebilirim. Bizim nesle kaldınız gene. Buyurun. Siz sonra da biz. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben kendi politik görüşüme dayanarak, yani benim görüşüm bu. Ben merkeziyetsiz para sistemi ya da merkeziyetsiz değer sisteminde manipülasyonun ya da işte tekelin ya da başka tür bir hakimiyetin olmadığına inanmıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü biz hani bir seneden fazla oldu değil mi Feride? Hani içerisindeyiz. Çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok kendi bugünkü şeyimizden. Bizim bir platformda satış yaptığımız ve o da aldığı için falan bize bir airdrop verildi. Bir governance, yani DAO denen bir şey, aslında onu da konuşsaydık çok iyiydi.
DAO'yu yöneten bir token var elimizde. Bize bunu airdrop'la verdiler. Biz platforma olan inancımızdan dolayı biz de yatırım yaptık. Yani kazandığımız paranın bir kısmını buna yatırdık. Ve elimizde bir şu anda şey var. Bir token var. İsmini söylemeyeyim hiç. Şimdi dün itibariyle bu token'ın işlem hacmi, günlük işlem hacmi, yani günlük fiyatı belirleyen işlem hacmi kadar neredeyse bizim arkadaşlarımızın elinde bu token var. Biz birleşsek, biz şu anda o piyasaya şey yapabiliriz. Bir günde olsa, bir saatlik de olsa manipüle edebiliriz. Çok daha büyük paraları yatırıp, çok daha büyük şekilde o piyasayı manipüle eden çok daha büyük güçler var ve yapıyorlar ve organize oluyorlar. Kendi biz buna Twitter'da TT olmak için bot kullanmak diyoruz. Aynen, aynen. Dolayısıyla şey değil yani, merkeziyetsiz para, evet, kayıt, herkes gözüyor, her şey gözüküyor. Göre göre oluyor yani. Oradan oraya gitti, o ona birleşti. İşte bir anda 1,5 milyar dolar sattı, bitti yani şey. O anda çat diye aşağıda o fiyat. Yani, orada da değerini oluşturan şeyi sorguluyoruz aslında. Her şeyi orada teknoloji, evet, ve platformun yani, kolaylık sağlaması yani, demek. Evet. O şeyin değerli kılınması anlamına gelmiyor tam sizin tecrübenizdeki gibi. Evet. O yüzden niye Bitcoin ilk ve en güçlü diyoruz? 10 bin tane farklı kripto para var. Hı. Bir kısmı da dediğiniz gibi manipüle edilebilir birçok piyasası yani, olmayan şeyden oluşuyor. Aslında Bitcoin'de, burada arka tarafına bakmak önemli. Bitcoin'de whale'lar müdahale edemiyorlar mı piyasaya? Çok çok zor. Artık Bitcoin sahipliği o kadar küreselleşmiş durumda ki sadece bir borsa değil, bir sürü, hı hı, bizim gibi büyük, işte Binance var, Coinbase var, dünyada bir sürü büyük borsa var. Onların ownerları var, cüzdanlarda Bitcoin'ler var. Dolayısıyla çok 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 zor. Yani bir whale olarak girip bu piyasayı Bitcoin özelinde manipüle, hı, etmeniz mümkün değil. Şimdi ben bir ekleme yapmak istiyorum. Genelde NFT üzerinden konuşuyoruz ve hayır, NFT'yi genel, bunu zaten kapı toplağı diye konuşuyoruz. Blockchain bir devrim, devrim kelimesiyle sürekli yan yana kullanılıyor. Ben mesela önceki röportajlarımda da devrim kelimesi çok itinayla kullanılması gereken bir kelimedir. Her yere böyle bol bol tüketilmez diye söylemiştim. Evet, bir kırılma noktası yaşadığımız doğru. Ve bu kırılma noktası aslında dünyadaki üretim biçiminin kabuk değiştirdiği bir ana denk düşüyor. Ve sanat da bu dönüşüme bir şekilde form değiştirerek katılıyor. Hatta bazen onun önünü açıyor, bazen de bu finans dünyasındaki gelişmelere ayak uyduruyor. Tümüyle bir kırılma anına tanıklık ediyoruz. Çok köklü değişiklikler yaşayacağız. Ama bu şu anlama gelmemeli kesinlikle. Günlük hayatta cebinde 5 kuruş parası olmayan bir insan Metaverse'e geçtiğinde bir dolar milyarderiyle aynı şansa yine sahip olmayacak. Dolar milyarderi bütün olanca gücüyle Metaverse'te yine güçlü bütün bir adam olarak yaktın bütün hayallerini. Burada bir minnacık araya gireyim sadece. Aslında bu, işte Bitcoin sahipliği de orada life changing bir şey. Çünkü nasıl tunç çağında bir mağaraya girip tunç bulan kişi sizseniz, şanslıysanız ve zengin olacaksanız, bugün de Bitcoin'in altyapısını ve bilgisini Bitcoin ucuzken alıp o Metaverse'e geçtiğinizde tamam, nasıl 21 milyon var? Tarih aynı şey diyor ki, burada da diyor yine eğitim sermayeniz olacak, fikir sermaye, bilgi sermayeniz olacak, yukarı mutlaka çıkacaksınız. Sıradan bir insanın da yani ama doğuştan... bugünün dolar şans, milyonerleriyle şans, yarınınkiler aynı kişiler olmayabilir. Tabii ki aynı şeyler tabii değiller ama yani aynı şekilde nasıl bundan 1800'lerde tren yolunu akıl edip şey yapıp insanları dümdüz eden insanlar şimdi tepedeyse, şimdi de o Bitcoin akıl edip yapan yine bir sürü insan ezilecek demek istiyor. Doğru söylüyor bu konuda. Öğrenmez ve zamanında olmazsanız trendlerin tabii ki mutlaka geride kalacaksınız. NFT'yi şu anda fiziksel sadece sanatla iç içe geçip de NFT tarafını hiç keşfetmemiş bir sanatçı, siz aynı aynı kapitalist sistem, sadece başka bir level'a geçiyor. Başka bir şey yok. Arta yani, da bir şey daha var. Abi, tanınmıyorsan yoksun. Şimdi tamam, tabii, evet, 69 milyon dolara sattı abi ama Beeple ya da Beeple Crap adı bu arada da muhteşem, takip edin. Yani Beeple olmasaydı, 1 milyon takipçisi olmasaydı nah satardı 69 tabii milyona. Ki, yani ben koysaydım satamazdı. Ayrıca 69 milyon onun kimin aldığına da bakmak gerekiyor. Ayrıca da tabii ama yani onu ayrıca konuşuyoruz. Peki Ferda'ya son sözü, şey Feride'ye son sözü, Ferda bugün Ferda. Son sözü. Ferda'ya son sözü vermek istiyorum. Çift şapkalısın, bir taraftan koleksiyoner vesaire, bir taraftan da çok sağlam bir ekonomist ve bu işleri bir başka şapkayla da görebilen insansın. Bir İkisinin arasında ne fark var? Hani buradaki gönlünden, oradaki beyninden falan filan. Şimdi ben bu blockchain'e ve kripto
para dünyasına aslında NFT'lerden sonra girdim. Mecburiyetten, sanat aşkım sebebiyle finansçı olarak uzak duruyordum. Çünkü benim şimdi öğrendim, sizin ortalama müşteri profilinize göre yaşım biraz yüksek kalıyor. Ama bir takip etme, öğrenme şeyle girdim ama hep anlatılıyor, hep okuyoruz makale, işim gereği de alakam, ilgim var ama ihtiyaç duymadığınızda bir şeyi öğrenmiyorsunuz. Ben o ihtiyacı sanat vesilesiyle duydum. Şimdi çok ciddi takip ediyorum. Hani hem piyasaları anlamak, kendimi gündemde yani kendi aklımı, şeyimi hani genç tutabilmek ve biraz da hani bir yeni bir gelecekte dizayn oluyor. Onun içinde ben onun dizaynı yapmaya şey değilim ya, öyle bir rolüm asla olamaz. Ama yakın bir izleyicisi olma hevesiyle yatırım da yapıyorum. Böyle bir airdrop'la bir paranın çıkışına da şahit oldum. Bizzat parçası oldum. Oyunun içinde de kalacağım muhakkak sonuna kadar. Kazanırız, ederiz. Bir noktada da şey değil. Ama takip edip öğrenmek için. Hani burada çoğunluk salonda oturan arkadaşların da çok genç olduğunu görüyorum. Yani dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek zorundayız arkadaşlar. Hani ne meslek yaparsanız yapın. Benim aslında mesleğim finans yani. Direkt blockchain ile alakalı da değil, borsacı da değildim öncesinde. Ama hani herhangi bir meslekte bu son teknolojik gelişme benim için şunu hani kanıtladı. Sınırlar kalktı dünyada bence bir nebze. Hala vize var, belki seyahat edemiyoruz ama bugün rekabet herhangi bir sektörde sınırsız. Yani globalizmin böyle bir etkisi var idi ama o bir hız kazandı, sürat kazandı blockchain'le. Bundan artı faydalanabilirsiniz, negatif de etkilenebilirsiniz herhangi bir meslekteyken. Çok hızlı bir örnekle kapayacağım. Benim yıllar evvel dijital sanat, işte genç sanatçıların eğitim programı, Pixel Yeni Medya'yı o ikisi kurarken, biz de desteklerken şöyle bir ortaya attığım bir savun vardı. Onu %100 kanıtladı şu bir yılda yaşadıklarım. Son teknoloji öğrenen, üretiminde kullanan, burada sanat örneğinden gideceğim, çok kıymetli sanatçılar oturuyor aramızda, sanatçılar. Bir noktada hani bu toplumun öncüsü durumuna geliyorlar. Olmak da zorundalar. Ben öyle bir görevleri de olduğunu kendimce düşünüyorum. Ve bu teknolojik gelişmelerle artık siz bir Türkiye'li değilsiniz. Siz o sınırı geçip dünya çapında süratle iyi işleriniz, iyi üretiminiz varsa, gelişmeleri takip ediyorsanız bunları bizim icat etmemiz de gerekmiyor. Öğrenip uygulayabiliyorsak kendi iş hayatımızda, kendi kariyerimizde, mesleğimizde, tutkumuzda dünyada önde olma, hakikaten dünyaca tanınma imkanınız olacağını ben inanıyordum. Son bir yıl bunu kanıtladı. Çok kısa bir sürede hani dijital medyumlarda, blockchain'de eser satmakta kalmadınız Arda. İtalya'da iki fiziksel sergi açtınız. Siz zaten yurt dışında sergi açan bir sanatçısınız ikiniz de ama hani şu bir senede plan olmadan vize problemi şey varken bu mümkün müydü? Hani mümkün değildi. Ben ya, bir taraftan kendimi... Tarık için de geçerli. Ya, evet, üçü için şey de geçerli. Değil, evet. Gerçekten şey olmadı yani biz hani yurt dışına açıyoruz ama bu İtalya'daki sergiler tamamen bir NFT koleksiyonerimizin şeyinde oldu, sayesinde oldu. Sayesinde derken o bizi şey yaptı, yani doğru insanlar çalıştı. Şu an dünyanın her yerinde hem Tarık Bey hem sizin eserleriniz var, alanlar gurur duyuyorlar. Hani bir taraftan fiziksel işleriniz de Kanada'dan Fransa'ya her yere gitti. Yine bu süratte yurt dışında belki bir piyasanız düne kadar hem vardı hem yoktu yani dolayısıyla... Bu ama o bir olumlu örneği. Ben kendi mesleğimde de teknolojinin tehdidi altındayım. Ben finansçıyım, şirket satın alma ortaklıklarında finansal inceleme yapıyorum, esas branşım o. Benim mesleğim bile 5 yıl evvel bana veri analitiği danışman lideri olacaksın dediler. O ne dedik, yani ben teknolojiyi de seviyorum, haşır neşirim ama benim şimdi öyle bir görevim de var 5 yıldır. Şirketimdeki 1800 çalışanın her birini hani yeni yetenekler kazandırmaya çalışıyoruz. Ama niye sadece finansçı, bankacı, endüstride çalışan bir arkadaş bu yetenekleri kazansın? Hani herkesin bu kendini geliştirmeye şeyi var. O da illa şirketini size verecek, parayla kursa gideceksiniz değil. Dün gece ben yine kripto borsaların birinde saçım başım dökülürken, yani çünkü teknik zorluklar sürekli karşılaşıyorum. Arda'yı da gece 1:30'da arayamadım. Ayıp olacak artık. Hani sabahları erken arıyorum da gece aramıyorum. Tutoriallara girdim ve hallettim yani mesela. Öğrenmenin sonu yok diyeyim. Ben susayım, son söz sizde. Harika. O zaman ben bir çok kısaca dayak yemeden, çünkü zamanımızı 3-4 dakika geçtik ama bir özetlemeye gayret edeyim. Ondan önce de başka bir şey daha söyleyeyim. Benim de başka niyetim var zaten. Çünkü bu NFT dediğimiz şeyin aslında bir sanat değil ama sanat her zamanki gibi en öncü ve sanatın bunu yayıcı olması dolayısıyla işe NFT'den başladık. Ama az önce dediğim gibi pek çok şey blockchain üstü ya da blockchain'e yayılması. Bu da daha çok işte oyun, eğlence, spor vesairenin yakınsamasıyla olacaktır. Ama bu arada kişisel olarak da ben mesela kendimi NFT'lemeyi düşünüyorum. Çünkü madem KVKK var, dolayısıyla herkes bir türlü bunu deliyor.
benim telefonumu herkes arayıp işte su satmayı bilmem ne yapıyor. Çünkü benim telefon operatörüm beni satıyor. Google beni satıyor çünkü sürekli olarak bir şeyler dayamaya çalışıyor bana. Kendimi içinde 25-30-40 tane kendime ait doneyle NFT'lersem ve herkes de benim gibi yani mintleyip de buraya koyabilirsem, benim gibi de belli bir sayıda insanı bulabilirsem, herkes kendi datasına kullanılmasından yani kendisine bir şey gösterilmesinden para kazanabilir. Aracızlaştırmanın son noktası budur. Bana bir şey söylemek istiyorsan, bana bir şey satmak NFT istiyorsan, satmak için bana da parasını verirsin. Ve ben kendim mintlemeyi düşünüyorum. Birileri bana bir şey göndermek istiyorsa satın almak zorunda. Şimdi buradan çıkıyor bir cins. Arkada fırın var oraya. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Bu uzayda bir yerlerde olan bir şey değil. Yani bir devrim mevrim ben de katılıyorum Tarık'a tabii ki öyle ama bir dönüşüm lafını söylüyorsak ki içinde hala şey var dönüşmek ve işleş fiil. Bu bir şeylerin bitip bir başka şeyin başladığının bunun sadece parasal sadece sanatsal değil bir toplam kültürel boyutta olduğunun ve bütün bunların gelişinin de bangır bangır bağıra bağıra çağıra çağıra olduğundan da emin olabilirsiniz. Yani Metaverse diye bugün kocaman laflar ediyoruz. İşte 99-2000'dir Second Life'ın çıkışı. Google Glass çıktı 2011-2012'de. Çektiler çünkü bugün çıkartacaklar Web 3.0'la beraber. Pokemon Go oyununda millet patladı, atladı, oralara gitti, buralara gitti. Tamamıyla denemeydi. Parasal modellerini bulmak üzere bir artırılmış gerçek ya da sanal gerçek numaraları yapıldı ve şimdi onlar aslan gibi geliyor. Yani hiçbir tanesi dün akşam bulundu, bugün gelmiyor. 15-20 yıldır çalışılan şeylerin aslında farklı şekilde meyve vermesini görüyoruz. Eğlence dediğimiz şeyin çok farklı yerlere gittiğini düşünüyoruz ve ekranın ortadan kalkmasının. Yani şimdi düşünürseniz Web 2.0 2004'te geldi ama sosyal medyaya yansıması, bulut vesaire bu 2009-2011 arasında oldu. İşte bugün Netflix'ler şunlar bunlar o sayede geldi. Bugün de geçen sene çıktı Web 3.0. Demek ki benim hesaplarıma göre işte 2025-26'da bunlar yaygınlaşır. Şu anda gördüğümüz gözlükler, Ray-Ban'lar vesairelerin de daha öteye gideceğini düşünüyorum. Oculus gibi bile kapalı değil de içinden bakalı bilen çift anlamlı. Ve belki de insanın fizik şeylerini zorlayan değil, arttırabilen yapılara geçtiği andan itibaren başka bir yaşayış biçimine geçiyor olacağız. Bu yaşayış biçimi derken bu ilişki biçimi, bu öğrenme biçimi, bu iş yapma biçimi, bu hayattan zevk alma biçimi, flört, ne istiyorsanız bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunun en ilginç yerindeyiz. Keyfini çıkartmak lazım. Bu bir 55-70 arasında oldu. Yani savaş sonrasında birdenbire her şey değişti. Bir de bugün değişiyor. Bundan sonra da nasıl değişir belli olmaz. Çok önemli bir kırılma tadını çıkartın. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Herkese de çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler.